Allah Recep Tayyip Erdoğan Hazreti Recep'i bu milletin başından eksik etmesin. Çünkü kafasına vurdukça bunlar mutlu oluyor. Verecekler. Belediye seçimleri var. Yine verecekler. Yerel seçimde de mi alır diyorsun abi? AK Parti. Alsın AK Parti. Ben AK Partili değilim. Recep Tayyip Erdoğan'la da 10 senedir uğraşıyorum. Yıkmak için uğraşıyorum. Ama destekleyeceğim. Bu milletin başında gitmesin. Bunlar hak ediyor. Kardeşim mazot 18 liradan 40 lira olur mu? Avrupa'yla endeksleyecekler. Avrupa'da 1 litre mazot 1,5 eurodur. Türkiye'de de 1,5 euro olacak. 1,5 euro da 50 liradır. 50 lira olacak. Eskiden benzinle pompaya yanaşırdın. 50 liralık mazot koy derdin. Şimdi 50 lira değil 500 lira da seni kurtarmaz. Evet. Ev ve araba fyatları da benziyor abi. Ben 1 milyon 200 bin liraya araba aldım 3 milyon lira oldu. Ben zengin mi oldum? Yarın acımızdan gebereceğiz. Her gün para basılıyor bu memlekette. Git ATM'ye gidelim ben parayı çekeyim 5 milyon çekeceğim. 5 bin lira. Bakayım içinde bir tane eski para bulur musun? Kullanılmış para bulur musun? Hep sıfır para. Günlük sıcak para basılıyor. Öyle bir dünya yok. Öyle bir ekonomi olmaz. Ama bu millet anlamaz. Adam ki akşam pazar bitsin ev hanımları. Akşam pazar kapanacağı zaman gitsin zavallı. Çoluğuna çocuğuna bir sebze meyve alsın. Alamaz. Markette alamaz. Bir tane papaz eriği 40 lira şu anda. Bir kilo karpuz 12 lira. Kavun 20 lira. Nasıl alacaksın? Kiralar? Ya kirayı kiralar çok. Şimdi ama çok aşırı bak arttı. Bu memlekette, bak bu memlekette kiralara bir çözüm, emekli, bir çözüm bulması bak, lazım. Emekli AK Parti'ye oy vermese, AK Parti değil Recep Tayyip Erdoğan'a ben AK Parti'ye oyumu veririm. Recep Tayyip Erdoğan'a vermem. Oy vermese bak, emekli vermesin. Sigara içen vermesin, rakı içen vermesin, kazanamaz. Şimdi bu millete müstahaktır. Ulan bir sigarayı ben 2019'da 9,5 liraya alıyordum. Benim şimdi içtiğim sigara 50 lira. Anladın mı? Bu 9,5 liraydı. Zaten. Anladın mı? Evet. Bir rakı 150 liraydı. Şimdi 750 lira. İçen düşünsün. Elit içiyor bir gün geberecek. Halbuki vermese normal rakısını içer. Sigara 50 lira olmuş. Ben her gün 2 paket sigara içiyorum. Anladın mı? Zengin diyecekler şimdi sana abi işte. Arabada ama demeyenler sigarada diyecek. Bak yine söylüyorum. Benim zenginliğim 5 para etmez. Niye etmez? Yarın pul olacak bunun hepsi. Yani ben arabayı aldım, para mı kazandım? Ticaret mi yaptım? Ben emek vererek onu kazanmam lazım. Öyle bir gecede zengin olacaksın. Öyle bir dünya yok. Ha zenginler zengin oluyor. Problem yok. Ama fakir de gittikçe ezilecek, abicim, çökecek. Dengesizlik var yani birden. Dengesizlik canım benim. 20 sene adam... Kendi ağzınla diyorsun her şeyi kat arttı. Ya 20 sene adam olmaz. 20 sene adam karısıyla geçinemiyor. Karısını değiştiriyor ya. Ya o ya nasıl bir o işler ayrı. Ya ama ya. Şimdi ya 20 sene AK Parti'yi kötüleyerek veya Recep Tayyip Erdoğan'ı kötüleyerek bu iş olmaz böyle. Recep tamam Tayyip Erdoğan'a oy vermem diyorum. Bu ülkenin başında olduğum müddetçe bu ülke batar. Ama konuştuğun kelime çok yanlış. Ne hangisi yanlış? 20 sene avratı değiştiriyorsun onu değiştirmiyor. Ya geçinemiyor ama diyorum ki işte bu adamı değiştirmiyor kimse. Ya nasıl olacak? Değiştirmeyecekler mi? Değiştirmesinler. Benim için fark etmez. Değişmesin. Adam gelmiş. Gül gibi geçiniyorsun lan. Neyi konuşuyorsun? Neyi? Gül gibi geçiniyorsun. Kim geçiniyor? Benim geçimim. Ben 13,5 ile geçiniyorum lan. Kaç lan? 13,5 ile geçiniyorum. Ne güzel. 13 ile sen geçiniyorsan geçir bana ne? Kiran var mı senin? Var. Sen hiç et aldın mı? Etin kilosu kaç para? Ya et de alıyorum. Kaç para? Kaç para? Kilosu kaç para? Vallahi alıyorum. Ekmek çapsın alıyorum. Kilosu kaç para? Kilosu. Ekmek çapsın alıyorum. Etin kilosu kaç para? Ne orası olsun kardeşim? Etin kilosu kaç para? Doğru. Lan etin kilosu kaç para? Adam doğru konuşuyor da sen konuşamıyorsun. Ne bak? Allah Allah. Hemşerim tartışın daha güzel olur. Güzeli bulalım. Bir bağırmadan abi esnafı da rahatsız etmeyin. Kendi kendine. Yanlış konuşuyorsun. Böyle değil mi zaten? Konuştuğu lafa bak hele. Ne kavgası? Kavga mı? Abi bir tamamlasın abim sen. Bir küçük bir tamamla. Sakin olalım abi. Canım benim. Ben zaten sakinim. Benim için problem yok ki. Ben diyorum benim hayat sorunum yok. Ekonomik sıkıntım yok. Ben bir şey demiyorum. Varsın olsun bana ne? Ben iş yapıyordum. 200 liraya ben metre küpünü yapıyordum. Ben şimdi 300 liraya yapıyorum. Benim kaybım ne? Ben üstelik kazanıyorum. Hı. Benim burada sıkıntım yok. Benim tek bir sıkıntım var. Ben
ekonomiyi düşünmüyorum. Varsayalım ki hiçbir şeyim yok. Ben yıllarca aşk gezdim. O günleri de unutmadım. Biliyorum. Şimdi imkanlarım var. Rahatım. Biz geçimimizi sağlarız. Ama bu gelen 10 milyon sığınmacıya nasıl, kimin kontrolü altında yaşıyor? Ben bunu, benim kaygım budur. Onun dışında Ahmet gelir, Mehmet gider. Bu iktidar gider, başka bir iktidar gelir. Ekonomi düzelir. Ama onlardan başa çıkamaz. Ülkenin tek bir sıkıntısı varsa budur. Hani diyor ya, ülke, ülkenin sıkıntısı budur. Ülkenin sıkıntısı ekonomi değildir bana göre. Teşekkür ederiz. Sağ olun abi, teşekkür ederiz.